Alnuşan 703-757 yıllar arasında yaşayan, Alnuşan isyanını çıkaran ve ona önderlik eden Sogd veya Göktürk kökenli bir Tang hanedanı generalidir. Alnuşan, Moğolistan'da büyümüş ve daha sonra orduya katılıp Çin'e yerleşmiştir. Zaman içerisinde imparatorun en güvendiği adamlardan biri olmuştur. Rivayetlere göre yaşadığı ev, altın ve gümüşten yapılmış son derece şaşalı ve göz kamaştırıcıydı. 750 yılında Çin'i yöneten Tang hanedanlığı kendi felaketini hazırlamış ve Alnuşan'ı en iyi yerlere getirmiştir. Alnuşan, kısa sürede İmparator Hun Zhang'ın en güvendiği adamlardan biri haline gelmiş ve 3 garnizonun valiliğine atanmıştır. Fakat Alnuşan diğer tarafta Tan hanedanlığının öngöremediği bir şekilde uzun zamandır üzerinde düşündüğü planlarını harekete geçirip kısa sürede koca bir ordu hazırlamıştır. Lushan 755 yılında 8 veya 9 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından kendisini yine kendisinin kurmuş olduğu Yan hanedanının hükümdarı ilan ederek Anlushan isyanını başlattı. Anlushan isyanı Çin'in yönetim açısından çökmesine sebep olmuştur. İsyan Suzong döneminde başlayıp Daizong döneminde sona ermiştir ve isyan süresince hayatını kaybeden toplam insan sayısının o dönemdeki dünya nüfusunun 1/6 kadar olduğu söylenmektedir. Bu sayının 40 milyona yakın olduğu kabul edilmektedir. Tarihteki yazılı belgeler Uygur Türklerinin isyanın bastırılmasında Çin'e çok büyük faydalarının dokunduğunu belirtmektedir. Ayaklanmanın başlama sebepleriyle ilgili de oldukça fazla rivayet vardır. Rivayetlerden bazılarında ayaklanma nedeni olarak Alnuşan ile İmparatoriçe arasındaki aşk iddiaları, komutanların ve rütbeli kişilerin Lushan'ı tehlike olarak görmesi ve Lushan'ın bunu fark edip ayaklanma çıkarması olarak gösterilmektedir. İsyanın bu kadar kısa sürede ve bu denli büyümüş olmasının nedeni ise uzun zamandır yapılan detaylı ayaklanma planlarıdır. Ayaklanmanın bastırılmasında her ne kadar büyük generaller görevlendirilmiş olsa da başarılı olunamamış ve isyanı bastırmak için başka devletlerden yardım istenmiştir. Tang hanedanlığı Uygur Türklerinden yardım istemiş ve olumlu cevap almıştır. Ayrıca Abbas halifesi olan Mansur ayaklanmanın bastırılması için Çin'e binlerce paralı asker tahsis etmiştir. Tang hanedanlığında yapılan general değişiklikleri ve yeni stratejilerle güçlenen Çin ordusu saldırıya geçmiş, Alnuşan'ın savunmasını yıkıp geçmiştir. Alnuşan ve ordusu daha fazla direnememiş ve ülkenin kuzeydoğusuna kaçmak zorunda kalmışlardır. İsyancı Alnuşan en büyük oğlu tarafından öldürülmüştür. Yerine arkadaşı olan Siming ve oğlu geçmiştir.